Evet, değerli Kültür Parti izleyicileri, Beylikdüzü'nden, Stüdyo Park'tan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi en kalbi duygularımla ve muhabbetlerimle sizleri selamlıyorum. Değerli Kültür Parti izleyicileri, tabii ki birbirinden önemli programlar, birbirinden önemli çalışmalar, birbirinden önemli konuklarımız, birbirinden önemli değerli üyelerimiz hakikaten Kültür Parti'yi her geçen gün farkını diğer sosyal medya kanallarına ve televizyon kanallarına oranla ne yapıyor artık gösteriyor. Bunun için değerli Kültür Parti izleyicileri öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve bugün yine çok önemli bir konu ağırlayacağız Stüdyo Park'ta. Konu önemli, konuk çok önemli ve tabii ki sizler de önemlisiniz. Ama sizden tek bir ricam olsun. Bu güzel dersi, bu güzel sohbeti ne yapalım? Yayalım. Arkadaşlarımıza yayalım. Çevremize yayalım. Yani alanı genişletebildiğimiz kadar ne yapalım? Genişletelim ki arkadaşlarımız da çevremiz de bu güzel programlardan inşallah ne yapsınlar? İstifade etsinler. Malumunuz biliyorsunuz altyazıda da geçiyor. Bizim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre oluyor. MEB müfredatına uyumlu. Yani öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, müdürlerimizin, kısacası sosyal çevremizin herkesin çok rahatlıkla kolay bir şekilde izleyeceği ve anlayacağı programlar. Zaten onun içinde biz ne diyoruz? Ekranda da yazıyor. Kültür sohbetleri diyoruz. Neyse sizleri selamladıktan sonra ben lafı çok fazla uzatmayacağım. Birazdan çok değerli hocam Bağcılar'a bağlanacağım. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Fen Lisesi değerli biyoloji öğretmeni arkadaşımıza bağlanacağım. Konuğumuza bağlanacağım ve güzel bir biyoloji sohbeti edeceğiz. İnanın ki lisede bazı arkadaşlar sevmeseler de ben biyoloji dersini hani biraz da sözele yakın ya o kadar çok severdim ki işte o biyoloji dersinin ve öyle bir konusu hani ilkokuldan itibaren insanı tanıyalım, vücudumuzu tanıyalım sınıflarımızda yazar ya ama biz ortaokul ve lise seviyesinde vereceğiz ki niye LGS'ye ve üniversiteye hazırlanan TYT, AYT'ye hazırlanan hem 12. sınıflarımız hem de 9. sınıf konusu olduğundan dolayı 9. sınıf öğrencilerimiz de inşallah istifade etsin istiyoruz. Son kez bir kez daha tekrar ediyorum. Yayını değerli seyircilerimiz, değerli Kültür Park TV'nin değerli seyircileri lütfen WhatsApp gruplarınızda ve Facebook çevrenizde, sosyal çevrenizde paylaşın ki Allah'ın yaratmış olduğu o muazzam insanoğlunu tanıyacağız. Allah'ın bize vermiş olduğu şu organizma var ya, o kadar değerli ki, şu organizmayı bilmek, tanımak, öğrenmek, öğrendikten sonra da Cenab-ı Mevla'ya şükür sayımızı, kat sayımızı arttırmak gerekmez mi değerli dostlar? Elimiz, sesimiz, kulağımız, burnumuz, beynimiz, ayaklarımız, kalbimiz gibi gibi inanın ki organımızın her parçası çok değerli. Onun için biz insan biyolojisini tanımak zorundayız. İnsan organizmasını bilmek zorundayız. Neden? Bildikten sonra insan olduğumuzu, bildikten sonra eşrefi mahlukatın en üstün yaratılmış Cenab-ı Mevla da Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor zaten. Diğer canlılardan
hem farkımızı görmüş oluruz hem üstün özelliklerimizi görmüş oluruz ki işte biz bunu çok değerli biyoloji uzmanımız hem Soru Kalesi Yayınları biyoloji uzmanı hem de Profesör Doktor Necmettin Erbakan Fen Lisesi değerli öğretmeni Kubilay hocamla ne yapacağız? Sizler için konuşacağız ve bilgimizi ve kültürümüzü artırmak için ne yapacağız? Konuşacağız. Ben şu an sizlerden müsaade alarak ne yapıyorum? Bağcılara, değerli hocama bağlanıyorum ve sohbetimiz, kültür sohbetimiz, biyoloji sohbetimiz başlıyor. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Kubilay Kurnaz. Biyoloji öğretmeniyim. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde şu anda görev yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli yayınlara da biyoloji kitapları yazıyorum. Ekstra o işleri de yapıyorum. Bu akşam Mehmet Bey'in koordinatörlüğünde insanın ilginç özellikleri, benim derlediğim şöyle bir 50 maddelik ilginç özellikler. Bunları ele alacağız, biraz bahsedeceğim. Bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Eminim güzel bir program olacak. Mehmet Bey'in de katkılarıyla daha da güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah değerli hocam, bekliyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar Mehmet Bey, eğer hocam sizler... Buyurun, güzel sunumunuzu bekliyoruz. Faydalı bilgileri istiyoruz sizlerden, buyurun. O zaman doğrudan başlıyorum ben. Buyurun. Tamam, şimdi şimdi her tarafta tabii insanları gördüğümüz için artık sıradan geliyor bize. Ama bizim de kendimize göre ilginç özellikleri, hani belgesellerde izleriz farklı canlıları, şu özelliği varmış, bu özelliği varmış. Ama hiç kendimiz aklımıza gelmez. Biraz da kendimize bakalım, bakalım bizde ne gibi özellikler var, bizim ne gibi özelliklerimiz var. Şöyle bir tepeden tırnağa başlayacağım anlatmaya. Tepeden değil de tabii ki önce baştan başlıyoruz, beyinden başlıyoruz, oradan başlayacağız. En büyük farkımız zaten. Bizi hayvanlardan ayıran en büyük fark beynimiz. İnsan beyni yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında. Yani vücudumuzun %2'sine denk geliyor bu. Ama enerji tüketmeye geldiği zaman üzerine yok beynimizin. Enerjimizin 20'sini tüketiyor beynimiz. Yani aldığımız 100 gram enerji, yani 100 gram besin varsa bunun 20 gramının enerjisi beyine gidiyor. Yani beynimiz çok enerji harcayan bir organ. Dolayısıyla da oksijen de çok tüketiyor. Yani aldığımız oksijen beynimize gelen herhangi bir olay sırasında, bir şok durumunda, bir kaza sonrası beynimize kan akışı durursa hemen kapatıyor kendini. Bayılma gerçekleşiyor. Çünkü oksijensiz duramıyor. Beyin mutlaka oksijene kanlanmaya ihtiyacı var. Mutlaka kan gitmesi gerekiyor beynimize. Kan gitmediği anda hemen kendini kapatıyor ve biz beyin kendini kapattığında bilincimize gidiyor. Artık vücut etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor bunu fark edemiyoruz biz. İşte bayılma, mutlaka içinizde bayılanlar olmuştur. Ya da bir ameliyat sırasında bayılma olmuştur. Mesela ben geniz eti ameliyatı olmuştum. En son ameliyat yatağında doktorlarla konuşurken ki kısmını hatırlıyorum. Bir de uyandığım kısmını hatırlıyorum. Arasını hatırlamıyorum hiç. Çünkü olduğu zaman beyin çalışmadığı için, bayılma gerçekleştiği için hiçbir şey hatırlamıyorum. O arası yok. Gitti. Uyanıkken beynimiz bir buzdolabı ampulü kadar enerji yapıyor. Beynimiz buzdolabı ampulü kadar enerji yapıyor. Beynimiz çok kıvrımlı yapıya sahip. Cevizden aklınıza gelsin. Ceviz nasıl kıvrımlı yapıya sahipse beynimiz de ona benziyor. Ya da bir karnabahar gibi görüntü, ona benziyor biraz. Çok kıvrımlı bir yapıya sahip. Kıvrımlar o kadar fazla ki bunu bir açtığımız zaman bir yastık kılıfı büyüklüğünde olabiliyor beynimiz. Açtığımızda yüzeyi yastık kılıfı büyüklüğünde oluyor. Bu kıvrım ne kadar fazla ise o kadar iyi demek. Yani kıvrım ne kadar fazla ise o kadar çok hücre, o kadar çok bağlantı var demektir. O kadar çok sinaps diyoruz biz ona. Bağlantı var demektir. Ne kadar çok bağlantı varsa insan o kadar zekileşiyor. Yani insan zeki doğmuyor, zekileşiyor. Nasıl? İlk doğduğumuzda çok fazla miktarda bağlantı var bizim beynimizde. Sonra bunların hepsi azalıyor ve bize gerekli olan yeni yeni bağlantılar oluşmaya başlıyor. Problem çözdükçe bu bağlantı sayısı artıyor. Bilgi sayısı, bilgi artıyor beynimizde. Bu bilgiler sayesinde
problemleri çözmeye başlıyoruz. Yeni bir problemle karşı karşıya kaldığımızda daha önce o probleme benzer bir problem çözdüysek o bize yardımcı oluyor ve daha önce karşılaşmadığımız bir problemi çözebiliyoruz bizim beynimiz sayesinde. Daha önce onun benzerini yaptıysak bizim beynimiz onu çözebiliyor. Hayvanlarda bu olay yok. Hani tabii olanlar da var. Mesela karga beyni bayağı gelişmiş bir beyindir. Kargalar da problemleri çözebiliyor. Yunusların beyni gelişmiştir. Problemleri çözebiliyor ama tabii insanın da beyni gelişmiş. Bizler de problem çözebiliyoruz. Beynimiz iki lobdan meydana geliyor. Sağ ve sol lob. Vücudumuzun sağ tarafını sol lob yönetiyor. Sol tarafını sağ lob yönetiyor. Yani çapraz yönetim gerçekleşiyor. O yüzden beynini mesela bir felç geçirdiğinde insan beynin sağ tarafı eğer hasar görmüşse, zarar görmüşse vücudun sol tarafı tutmaz oluyor. Yani çapraz gidiyor beynimizde. Bu yönetim bu şekilde kontrol ediyor. Beynimiz bütün duyuların değerlendirildiği yer. Görme ile ilgili, duyma ile ilgili, tat ile ilgili. Duyularımızın hepsi beynimizde gidiyor. Beynimizde değerlendirildiği yerler farklı, birbirine yakın ama farklı yerler. Biz bu duyuları bu şekilde hissediyoruz. İşte görme, görüntü beynimizin bu arka kısmına gidiyor. Oksipital lob diyoruz buraya. Burada değerlendiriliyor. İşte ses, duymayla ilgili temporal lob yan tarafa gidiyor. Orada duyma gerçekleşiyor. Bu şekilde. Gözümüzde görüntü nasıl oluşuyor? Biraz aşağı inelim şimdi. Duyulara geçeceğim şimdi. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa duyulara geçiyorum şimdi. Beş duyu organımıza geçiyorum. Gözümüz dış dikey yapıya sahip. Yani görüntüyü ters çeviriyor. Görüntüyü ters çevirdiği için de görüntü gözümüzün arka kısmına ters düşüyor. Bize görüntünün en net düştüğü yere sarı nokta diyoruz. Oraya ters düşüyor. Oradan beyine gidiyor, tekrar çevriliyor. Ve görüntü düz bir görüntü oluşuyor. Yeni doğmuş bebeklerde bu olay henüz tam programlanmadığı için onlar dünyayı ters görüyor. Ters, baş aşağı görüyorlar. Bebeklerde henüz tam o görüntü çevirme olayı gerçekleşmediği için yeni doğmuş bebekler beyni onu tam kurmaya başlayana kadar dünyayı ters görüyor, baş aşağı görüyor her şeyi. Sonra o düzeltiliyor. Gözümüze bakalım tekrar. Şimdi insan gözüne bakalım. İnsan gözüyle kamerayla karşılaştırdığımız zaman 576 megapiksel çözünürlüğe sahip gözümüz. Yani şu anda bir telefonda 100 megapiksel gördüğümüzde wow falan şaşırıyoruz böyle ama bizim insan gözü 576 megapiksel. Tabii bu 3 boyutlu görmenin de etkisi var bunda. Gözümüz 3 boyutlu görüyor bizim biraz öne doğru çıkıp gözlerimiz. Derinliği algılayabiliyor. Öyle bir özelliği var. Mesela gözleri yanlarda olan hayvanlarda bu olay gerçekleşmiyor. Mesela bir at derinlik algılayamaz. Ama insan algılayabiliyor derinliğini. Bir kuyunun ne kadar derin olduğunu, yüksekliğini algılayabiliyor gözleri sayesinde. İnsan göz hareketleri uyku sırasında da devam ediyor. Göz hareketleri uyku sırasında devam ediyor. Bizim uykumuzun büyük kısmı REM uykusu diye geçiyor. %25'ini oluşturuyor ve bu en canlı rüyaların görüldüğü uyku budur. REM uykusudur bizim. Rüyalarımızı gördüğümüz uyku bu sayılıyor. Tabii bu rüyamızdaki bizim süreyle hissettiğimiz süre aslında bizim gördüğümüz rüyaların süresi çok uzun değil. Çok kısa. Ama biz onu saatlerce, günlerce geçiyormuş gibi hissediyoruz o süreyi. Bu da sürenin, zamanın görecel olduğunu gösteriyor. Yani bizim rüyamızdaki zaman ile günlük zaman aynı akmıyor. Gözlerimizi koruyan kirpiklerimiz var. Kirpik bazılarımızda uzun, bazılarımızda kısa. Bazı hayvanlarda çok uzun. Mesela develerin kirpikleri çok uzundur. Tozdan dolayı. O kirpikler onu toza karşı koruyor. İnsanların da kirpikleri aynı şekilde toza karşı koruyor. Bazı insanlarda kirpik uzun oluyor, bazılarında kısa oluyor. Bu kirpikler dökülüyor, yerine yenisi çıkıyor. Yaklaşık 150 gün ömrü var kirpiklerin. İnsan gözündeki kirpiklerin yaklaşık 150 gün ömrü var. Gözümüzün en dışında kornea var. Kornea tabakası gözümüzün en saydam kısmı. Yani parmağımızla şöyle gözümüze dokunduğumuzda değen yer, parmak ucumuzun değdiği yer kornea. Korneanın bir özelliği var. Normalde bizim hemen her dokumuz kandan beslenmesi gerekiyor. Oksijen ve karbondioksit alması gerekiyor. Tabii almayanlar da var. Ama korneanın bir özelliği var. Kornea havadan oksijen alabiliyor. Korneamız, gözümüzün önü, şu gözümüz havadan oksijen
alabiliyor. Ve bu sayede besinleri tabii yine sıvıdan, göz sıvısından karşılıyor ama şeyi, oksijeni havadan alabiliyor korneamız. Öyle bir özelliği var. Şimdi biraz daha aşağı ineceğim. Oksijen deyince burnumuz, yani nefesten bahsedeceğim biraz. Burnumuz koku duyusunu algılıyor biliyorsunuz. Bu burnumuz ve kulaklarımız bizim yaşamımız boyunca büyüyor. Burnumuz ve kulaklarımız, mesela gözümüz büyümez ama burnumuz ve kulaklarımız büyüyor. Yaşamımız boyunca büyüyor, durmuyor. Hatta akromegali hastalığı var. Akromegali de bunlar daha da büyüyor. Burunlar, kulaklar, vücut uçları daha da büyüyor. Akromegali nedir? Akromegali vücutta büyümeyi sağlayan bir hormon var. Bunun büyüme hormonu diye geçiyor, STH. Bunun salgılanmaya devam etmesi ergenlikten sonra bundan kaynaklanan bir durum. Burnum ve kulaklar iyice büyüyor bu insanlarda. Eller, ayaklar iyice büyüyor. Koku duyusundan bahsedeyim. Koku ve tat yaklaşık biz koku duyumuz tattan 10 bin kat daha hassas. Yani biz koku hafızası diye bir şey var. Yani kokusunu aldığımız bir şeyi yıllar geçse bile, ya bebekken bizim çocukken aldığımız bir kokuyu yıllar geçiyor üzerinden. Aynı kokuyu aldığımızda o günlere götürüyor bizi. Yani koku böyle önemli. İnsanın koku hafızası çok güçlüdür. Yani aldığı kokuları insan unutmaz. Başka bir yerde aynı kokuyu alırsa hatırlar o kişiyi, ne olduğunu. İşte annenin mesela yavrusunun kokusu annesi için. Bu şekilde koku hafızası yüksek insanlarda. Tat, lezzet genelde birbirine karıştırılıyor. Tat dediğimiz şey sadece tatlı, ekşi, acı, tuzlu. Bir de umami diye bir tat var. O da lezzetli anlamına gelen bir tat. Umami ismi. İşte fındıkta var. Monosodyum glutamat. Glutamatın karşılığı. O tat, lezzet dediğimiz şey tat ile görüntü, koku hepsinin karışımı oluyor lezzet. Yani bir yemeğin tadı deyince sadece tatlı, ekşi, tuzlu, tatlı değil. Onun görüntüsü, sıcaklığı, ondan sonra kokusu, bunların hepsi bir araya geliyor ve tadı oluşturuyor. Lezzet oluşturuyor, pardon. Lezzet oluşturuyor. İnsan dilinde yaklaşık 10 bin tat tomurcuğu var. Kadınlarda bu tat tomurcuğu biraz daha fazla. Yani kadınlar yemeğin lezzetini bizden, erkeklerden daha iyi alıyorlar, algılıyorlar tat konusunda. Kadınlar lezzet konusunda daha seçiciler, daha algılayıcılar. Evet. Az tabii bu tadı algılamamız için biraz da şu anda benim boğazımın kuruduğu gibi tükürük olmazsa eğer tadı algılayamıyoruz. İnsan dil altında, kulak altında, çene altında 3 çift, toplam 6 tane tükürük bezi var ve bunlar hiç durmadan tükürük salgılıyorlar. Ne kadar? İnsan yaşamı boyunca 2 yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılıyor. 2 yüzme havuzunu dolduracak kadar insan yaşamı boyunca tükürük salgılıyor. Evet. Peki yemek? Yemek de ortalama bir insan ömrü boyunca 33 bin ton yemek yiyor. 33 bin ton yaklaşık ömrü boyunca. Tabii bu rakamlar kişiden kişiye değişir. Ben burada kesinmiş gibi veriyorum ama bunlar sonuçta yaklaşık değerler, tahmini değerler. Kesinliği yok. Kişiden kişiye değişir zaten. Bunlar tahmini değerler. 30 ve 35 bin ton diyelim işte yediği yiyecek insanın ömrü boyunca. Öyle. Sonra kulaktan devam edelim. Kulağımızın bir özelliği daha var. Kulağımız aynı zamanda dengeyi sağlıyor. Dengeyi de sağlayan. Yani bizim döndüğümüzde, durduğumuzda başımızın dönmesinin sebebi kulağımızın içindeki sıvının dönmeye devam etmesi. O sıvı durmadığı için kulağımızda biz başımız dönmeye devam ediyor. Kulağımızın bir özelliği daha, bu sesi ileten kulakta kemikçikler var. 3 tane çekiç, örs ve üzengi kemiği. Evet, bunlardan üzengi kemiği vücudun en küçük kemiğidir. 2.8 milimetre uzunluğunda vücudun en küçük kemiğidir, üzengi kemiği. Evet, bu da kulağın bir özelliği. Şu anda benim yaptığım gibi konuşma, uzun süre konuşma sadece insanda var. Evet, yani taklit eden, konuşan, ses çıkaran hayvanlar var, doğrudur ama böyle bilinçli, saatlerce konuşabilen sadece insan var dünyada. Uzun süre konuşabilen tek canlı insan. Kuşlar da, köpek, bazen köpekler bile bazı sesleri taklit edebiliyor.
Mesela bazı kuşlar çok iyi taklit edebiliyor sesleri. Duyduğu her sesi çıkarabiliyor. Öyle bir özellikleri var ama konuşma yok. Konuşma bizde var. İnsanda var. Gelelim derimize. Deri insanın en büyük organıdır. Bütün vücudu örtüyor. En büyük organıdır deri. İşte dış tabakası epidermis diye geçiyor. En kalın olan ellerimizin avuç içlerinde ve ayak tabanımızda bulunan derimiz daha kalın bu bölgeler. Belki daha fazla iş yaptığımız içindir. Mesela ayak tabanımız çok kalındır. O yere bastığımız için daha o şeyi karşılamak için hatta nasırlaştığı zaman daha da kalınlaşabiliyor. Hatta bizim edebiyat öğretmenimiz o da yayla darlığı hemşerinizdi sizin. O anlatıyordu. Annem, onun annesi çok yalın ayak dolaştırmış tarlada. Yalın ayak dolaştığı için de ayağı nasırlaşmış. Evet. Annem o kadar çok öyle çok nasır olmuş ki ayağı bir gün tarlada yılan sokmuş, dişi geçmemiş ayağını. O nasırdan dolayı sert deriden dolayı dişi geçmemiş, ayağı, yani yılan sokamamış ayağını o nasırdan dolayı. Sertleştiği için, çok fazla sertleştiği için sokamamış. Onu anlatırdı bize. Ayak tabanımızda ve şeyde, avuç içlerimizde dediğim gibi epidermis kalın. Parmak izlerimiz var. Parmak izleri insanda, her insanın kendine özgü. Dil izi de her insanın kendine özgü. Kornea çok kişiden kişiye değişir. İşte parmak izi, kornea, dil izi bunlar insanın kendine özgü karakteristik özellikleri. Kendi karakter. Hatta tek yumurta ikizlerinin dahi parmak izleri aynı değil. Her insanın kendine özgü. Temel bilgileri sunduğunuza inanıyorum. Birazdan bu sunduğunuz bu güzel bilgilerle ilgili karşılıklı inşallah sizinle sohbet edebilir. TYT ve AYT'ye Soru Kalesi yayınlarıyla hazırlanın ilk girişte kazanın. Yeni nesil akıllı soru bankası föyleri ASF avantajlı fiyatlarıyla seçkin kırtasiyelerde. Evet, değerli Kültür Park TV izleyicileri, hakikaten çok önemli bilgiler alıyoruz. Tekrardan Beylikdüzü'nde stüdyoya bağlandık. Çok önemli noktalara temas ediyor değerli hocamız. Özellikle 9. ve 12. sınıflarımız, ortaokul gruplarımız ve eğitim dünyasına, öğretmenliğe yeni başlayan değerli öğretmen arkadaşlarımız çok güzel bilgiler aldığınızı düşünüyorum. Sadece eğitim dünyası mı, eğitim camiası mı? Hayır, çünkü insanı tanıyoruz. İnsan vücudunu tanıyoruz. İnsan organizasyonunu, organizmasını tanıyoruz. O organizasyon öyle bir organizasyon ki, organizma kelimesi de, bilmiyorum Kubilay Hocam ne der ama, organizma kelimesi de herhalde oradan gelmiş olsa gerek. Neden Mehmet Hocam böyle diyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Çünkü yayının başında bir video paylaştım. Hakikaten değerli dostlar, yani insan oğlunu iyi gibi doktor değilim yani. Doktor olsam ürkeceğim. Yani çok kolay değil. Yani o grift dediğimiz, o hani karmaşık dediğimiz, o damarlardır, hücrelerdir, işte organlardır vesaire. Hakikaten sadece doktorların işi değil, biyoloji öğretmenlerinin de işi çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ben deniz tarihi öğretmeni işimin zor olduğunu düşünürdüm ama yani diğer bilimlerin de içine doğru gittiğim zaman hakikaten her bilimin kendine göre bir derinliği var. Yani biyoloji öğretmenliği de çok kolay olmasa gerek. Birazdan tekrardan Bağcılar'a bağlanacağım. Kubilay Hocam'la inşallah soru cevap şeklinde biraz değerli hocama merak ettiklerimi ve sizin adınıza sorular soracağım. Ama değerli üyeler siz de lütfen yorum bölümüne Kültür Park TV küçük harflerle yazan canlı yayın kanalımızın yorum bölümüne girip yazarsanız bu soruları değerli uzmanımız
Kubilay hocamız inşallah ne yapacak? İnşallah bunları bize cevaplayacak. Peki şöyle bir canlı yayına bakıyorum. Birazdan yorumlarınızı, isimlerinizi okuyacağım inşallah. Selamlar göndermişsiniz. Yani güzel mesajlarınız var Türkiye'nin dört bir tarafından. Ben şimdilik sadece hepinize çok teşekkür etmiş olayım. Birazdan inşallah tek tek ne yapacağız? Bu mesajlarınızı okuyacağız. Ama yayını lütfen paylaşın. Çevreniz de izlesin. Onlar da istifade etsin. Sizler de sevap kazanın. Evet, ben birazdan tekrardan Bağcılar'a gideceğim. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni. Aynı zamanda az önce VTR'sine de girdik. Soruk Kalesi Yayınları Biyoloji Uzmanı Kubilay Hocam'a biraz sonra tekrardan bağlanacağım. Kültür Parti izleyicileri, çok değerli Kubilay Hocam'la sizler adına inşallah biz sohbet edeceğiz. Sizlerin de soruları varsa lütfen şu an canlı yayındayız. Yorum bölümüne yazınız. O soruları da ben çok değerli Kubilay Hocam'a inşallah ne yapacağım? Soracağım. Değerli Kubilay Hocam, tabii ki sizin devlet okulu çalışmalarınız, devlet okulu faaliyetlerinizin dışında tabii ki Soru Kalesi Yayınları'ndan da bize çok güzel soru kitapçıkları, testler çıkartıyorsunuz, test kitapçıkları, kitaplar çıkartıyorsunuz, soru bankası çıkartıyorsunuz. Yani hakikaten değerli hocam, biyoloji dünyasına o kadar önemli katkılarda bulunuyorsunuz ki ben öncelikle bu katkılarınızdan dolayı Kültür Park TV adına sizlere teşekkür ediyorum. Değerli hocam, isterseniz sohbete şuradan başlayalım. Hiç şüphesiz siz de eğitimcisiniz, biz de eğitimciyiz ve şu an yayın yaptığımız kanalda bir eğitimciler ve kültür adamları kanalı. Sayın hocam, beyin dediğimiz zaman ilk aklıma gelen şey o beyne bağlı olan sinaps bağları dediğimiz o bağlar. Şimdi bu bağlarla ilgili bendeniz birçok makale okudum, birçok yazı okudum. Hocam, sinaps bağlarının gücü, sinaps bağlarının beyinle ilişkisi çerçevesinde bunun İyi öğrenmeye, eğitime, öğretime katkısı nedir acaba? Sizden dinleyebilir miyiz? Buyurun. Şimdi benim özellikle 9. sınıf öğrencilerimden şu şikayet geliyor. Hocam, biz çalışıyoruz, yapamıyorum. İşte ben soruluyor, hiçbir şey anlamıyorum sorudan. Yani soruyu anlamıyorum, çözemiyorum, yanlış çözüyorum gibi şikayetler geliyor. Bunlar normal. Başta onu söyleyeyim. Neden normal? Şöyle, şimdi yeni bir bilgiyi öğrenmeye başladığımızda, bunu şuna benzetiyorum ben. Karlı bir yol gibi düşünün bunu. Kar yağmış böyle, belli bir yol. Şimdi karlı bir yolda ilerlemek kolay değildir. Beynimiz öyle, karlı bir yol gibi. Beynimizde belli bir yol var. Şimdi bu yoldan ilerlemek kolay değil. Belli bir hedefin var, bir adrese gitmek istiyorsun. Buraya gitmen çok uzun sürer, karlardan dolayı. Orayı aşman, o yolu aşman gerekiyor öncelikle. Şimdi o adrese bir defa gittiğinde, o yoldan yürüdüğünde, karı biraz aştığında, ikinci gittiğinde aynı yoldan biraz daha hızlı gidersin. Çünkü artık o yol, izi belli oldu onun. Üçüncü, dördüncü, beşinci derken artık o yol iyice açılır ve sen çok rahat gidip gelmeye başlarsın. Yani bir problemi çözmeye başladığımızda ilk çözmemiz çok zor olur. Uzun sürer. Meşakkatli olur, zor olur. Ama ikinci çözmemiz, üçüncü çözmemiz daha kolaylaşır. Çünkü artık o, daha önce o işi yaptığın için o yol, o sinaps dediğiniz bağlantıların yolu açılıyor. Ve
hazır beklemeye başlıyor. Sen onunla ilgili bir problem gördüğün anda hemen reaksiyon veriyor ve seni sonuca hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Yani gittiğin yola problem üstteki yol, tip oluyor yol. Elimizde pek var. Senin sonuca giden yollar bunlar. Bir problem çözdüğünde hangi yoldan gittiyse eğer o yol artık aktif diyor. Sen bir daha o problemi çözdüğünde o yoldan daha hızlı gitmeye başlıyorsun. Problemi daha hızlı çözmeye başlıyorsun. Yani buna profesyonellik deniyor. Buna profesyonellik deniyor. İşte yani sürekli yapılan bir iş yapıldığında sonra işi en hızlı şekilde yapmaya başlıyor. Bunun da sebebi beyninde onun yolunun artık olması. Beynin artık onun yolu artık. Çok gidip gelmeye başlıyor. Olay bu. Yani Deniz Hocam, şöyle mi anlayacağız? Bu verdiğiniz örnekten yola çıkarak beyne bağlı sinaps bağları var, nöronlar var, hücreler var ve diğer kandaki moleküller var vesaire vesaire var. O yol karışık bir yol ve beyne ne kadar çabuk ve ne kadar hızlı ulaşmamız mı önemli demek istiyorsunuz? Öyle mi anlayacağız? Yani o problemi tekrar tekrar çözmemiz bizi hızlandırıyor işlem yapmamızda. Olayı tekrarlamak. Evet. Olay bu. Yani problemin benzerini tekrarını çözdüğünde, tekrarını yaptığında onun benzerlerini o yollar artık açılıyor. Ve o yoldan artık o sinaps dediğimiz, impuls dediğimiz uyarılar hızlı bir şekilde gidip gelmeye başlıyor. Sen de hızlı düşünmeye başlıyorsun. İşte biz de buna, bu da zekanın bir tarafı oluyor. Sonra farklı problemlerle karşılaştığında yine o sinaps dediğimiz bağlantılar yeni yeni bağlantı oluşuyor. Yeni yollar meydana geliyor. Bir örnek daha vereyim. Buyurun hocam. Yeni bir şehir geldiğiniz zaman o şehirdeki adresleri bilmezsiniz. Bir elinize bir adres verildiğinde gidip o yollardan adresi arayıp bulmanız çok uzun sürer. Ama size aynı adresi ikinci kez verdiklerinde daha hızlı gidersin. Çünkü daha önce o yoldan gittin. O yoldan gittiğin için ikinci kez daha hızlı, üçüncü daha hızlı gidersin. Bir süre sonra o şehrin her şeyi, her köşesini bilirsin artık. Beyninde onlar kayıtlı oluyor. O harita beyninde aynı şekilde oluyor, yerleşiyor. Ve her tarafa hızlı bir şekilde gidiyorsun. Problemler de böyle. Evet. Matematikte yeni konu öğrendiğinde, başka fizikte, kimyada yeni bir konu öğrendiğinde orası yabancı bir şehir gibi. Sonra zamanla o şehrin bütün yollarını öğreniyorsun, bütün adreslerini öğreniyorsun. Ve çok hızlı bir şekilde önünüze bir problem geldiğinde o problem aslında adrestir. Sana bir verilen adres. Bu adrese git diyor sana. Sen de daha önce o adrese gittiysen ya da yakın bir yere gittiysen o adrese yakın bir yere. Ben burayı biliyorum diyorsun ve o adrese hızlı bir şekilde gidiyorsun. İşte buna tecrübe deniyor. Buna profesyonellik deniyor. Buna ustalık deniyor. Bu zamanla oluşuyor. Kesinlikle. Evet. Değerli hocam hakikaten İyi öğrenmede, eğitim öğretimi daha ileri götürmede hakikaten bu açıklamalarınız çok önemli. Ben değerli hem öğretmen arkadaşlarımızın hem öğrencilerimizin bu noktaya çok dikkat edeceklerini düşünüyorum. Ve problem çözerken özellikle beyinlerini daha aktif, daha canlı kullanmalarını bendenizde sözelci olarak ne yapıyorum? Değerli öğrencilerimize tavsiye ediyorum. Değerli Kültür Park TV izleyicileri, az sonra birlikteyiz. Değerli Kültür Park TV izleyicileri, gerçekten konumuz çok akıcı. Sohbet tadında her şey güzel gidiyor. Tabii sizler kahvelerinizi içip çaylarınızı yudumlama şansınız var. Koltuğunuza uzanma şansınız var. Bendeniz Mehmet Akçimen'de stüdyoda
İşte kendi çapımda programı izlemeye, yönetmeye ve yönlendirmeye çalışıyorum. Ve sizden gelen yorumları da okuyorum. Çok güzel yorumlar var. Öğrencilerimden, öğretmen arkadaşlarımdan, okul müdürlerimden, ilçe milli eğitim müdürlerimden, değerli başkanlarımdan, değerli dostlarımdan, Türkiye'nin dört bir tarafından, değerli komiserim canlı yayında. İnşallah birazdan sizin o güzel yorumlarınızı ne yapacağım? Okuyacağım. Ben değerli hocamız Kubilay hocamızın beyinle ilgili, bu sinaps bağlarıyla ilgili, bu beyine giden kanallarla ilgili hakikaten o düşüncelerinden, o bilgilerinden istifade ettik. Kendisine biz çok teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrardan bağcılara bağlanacağız. Ve sevgili Kültür Park TV izleyicileri, şu muazzam insan organizması var ya, bunu biraz tefekkür edelim. Bunu biraz düşünelim. Bu bize boşu boşuna verilmedi. Bunun sahibi zaten biz değiliz. Ve bizden alınacak. Onun için kıymetini bilelim, kadrini bilelim. Ben tekrardan Bağcılar'a bağlanıyorum. Soru Kalesi yayınları değerli uzmanımız, biyoloji öğretmeni arkadaşımız Kubilay Bey'e yeniden bağlanıyorum. TYT ve AYT'ye Soru Kalesi yayınlarıyla hazırlanan ilk girişte kazanın. Yeni nesil akıllı soru bankası föyleri ASF avantajlı fiyatlarıyla seçkin kırtasiyelerde. Evet, değerli Kültür Park TV izleyicileri, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru Kalesi yayınları ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan Fen Lisesi biyoloji öğretmeni, değerli uzmanımız Kubilay Kurnaz hocamızla inşallah ne yapacağız? Sohbeti biraz daha derinleştireceğiz. Sizler adına güzel sorular sormaya çalışacağım. Sizler adına Kubilay hocamdan önemli şeyler öğrenmeye çalışacağım. Lütfen siz de yorum bölümüne sorularınızı yazınız. Değerli Kubilay hocam, şimdi bütün eşrefi mahlukata bakıyoruz. Bütün kainattaki varlıklara bakıyoruz. Özellikle canlı varlıklara bakıyoruz. Hiç şüphesiz her varlığın bir iletişim yolu, bir iletişim mekanizması var. Ama insanoğluna baktığımız zaman Cenab-ı Mevlamız insanoğluna öyle bir üstün özellik vermiş ki, öyle bir yetenek vermiş ki, bu da hiç şüphesiz konuşma yeteneği. Eğer bendeniz Mehmet Akçimen şu an o yeteneğimi kaybetmiş olsam ne yapamam? Bu yayını sizinle karşılıklı yapamam. Ya işaret dili ve diğer seçenekleri kullanmayı ne yapmam lazım? Tercih etmem lazım. Yani hocam, bu konuşma yeteneğini biraz bize açar mısınız? Bu yetenek nasıl bir yetenek? Buyurun. Daha önce de bahsettim. İnsan saatlerce konuşabiliyor. Tabii konuşmak için de öncelikle bilgi olması gerekiyor. İşte bebeklerin mesela konuşma yetisi çok fazla yok doğduğunda. Çünkü zihninde bir şey yok, herhangi bir şey yok, bilgi yok. Konuşmayla ilgili seslerin nasıl çıkaracağını bilmiyor ağzından. Bunlar zamanla da oluşmaya başlıyor. Uyudukça taklit, başta taklitle olmaya başlıyor bu konuşma tabii ki. Tabii anne babamız hangi dili konuşuyorsa biz onu öğreniyoruz. Şey, bir İngiliz'in çocuğu İngilizce öğreniyor. Bir Türk'ün çocuğu Türkçe öğreniyor. Bir Arap'ın çocuğu Arapça öğreniyor. Çünkü onları duyuyor. Onlar beyninde yer ediyor. Beyin şöyle, şimdi önce bilgiler beynimizde bir yer ediniyor. Kelimeler, hangi cismin ne kelime, hangi kelimenin ne anlama geldiği, somut, soyut. İlk başta somut kavramlar beynimize yerleşiyor. Sonra soyut olanlar beynimize yerleşiyor. Sonra biz bunları harmanlayıp cümle kurmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Basit cümlelerden. Gittikçe daha karmaşık cümleler kurmaya başlıyoruz. Demin de bahsettiğim gibi işte o bizim beynimizin özelliği o bilgileri harmanlayıp cümle çıkarabilme özelliğine sahip beynimiz. Ve bu şekilde de kendimizi ifade edebiliyoruz. Karşıdakine kendimizi anlatabiliyoruz. İşte şarkılar söylüyoruz, şiirler yazıyoruz.
bu sayede. Duygularımızı dile getirebiliyoruz. İletişim. Ya çünkü insan sosyal bir canlı, sosyal bir varlık. Sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Telefon olsun, internet olsun. İşte bu şekilde mesela kanallar vasıtasıyla olsun. Sürekli bir iletişim, sürekli bir anlatma. Sürekli bilgi aktarımı ve öğrenme. En önemlisi bu. Öğrenmenin en önemli yolu konuşmadır. Çünkü anlatıyorsun karşıdakine nasıl olduğunu, işin nasıl yapılacağını anlatıyorsun. Bu şekilde konuşmayla bilgilerin aktarımı, tabii bu konuşmanın devamı yazma oluyor. Konuşmanın devamı yazma oluyor. Sonra bunları kitaplara yazıyorsun. Ve bunları okuyan kişiler de senin duygularını, düşüncelerini bunlarla karşılamış oluyor. Yani senin o anlatmak isteklerini senin yazdıklarından anlayabiliyor, konuştuklarından anlayabiliyor. Sen böylece iletişim kurmuş oluyorsun o kişiyle. Kendini anlatabiliyorsun. Hayvanlarda yok mu bu olay? Var tabii ki. Hayvanlarda da var, onu söyleyeyim. İşte bir yunus mesela. Yunuslar arasında sesli iletişim var. Arı, böcekler arasında iletişim var. Sosyal canlılar çünkü onlar. Biraz daha farklı bizden ama onlarda da iletişim var. Bizde de iletişim konuşmayla gerçekleşiyor. Kendimizi bu şekilde ifade edebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Sevgili hocam, konuşma iyi güzel de bir de konuşamama var. Bir de olaya ters yönden bakalım. Yani bir insan eğer konuşamıyor ise o zaman temel sorun beyinde mi oluyor? Bunun pek çok sorunu ya. Şimdi bu bir saat gibi düşünelim bunu. Saatin dönmesi için pek çok çarkın dönmesi gerekiyor ki saatin. Öyle düşündüğümüzde bir çarkın ama temel sorun çarkı oradan çıkıyor. Ama temel sorun beyinde kaynaklanıyor değil mi sevgili hocam? Beyinden de kaynaklanabilir. Dil anatomik de olabilir, fizyolojik de olabilir. Dilden de kaynaklanabiliyor. Yani bu her türlü olabiliyor. Beyinden de olabilir. Beyinde o konuşmayla ilgili bölgede sorun olabilir. Tabii o temel. Temel tabii. Evet. Evet değerli hocam hakikaten çok açıklayıcı bilgiler oldu. Bizler de bu konuşma yeteneği, yetisi ve hele hele günümüz çağı, iletişim çağı diyoruz. Tabii ki konuşma yeteneği çok önemli. İnsanlar konuşma yeteneğini tabii ki geliştirebilirler de. Bilim dünyasında da böyle neler var? İspatlar var. Öğrenmenin buradaki faktörü çok önemli olduğunu da özellikle ne yapalım? Belirtelim. Evet, değerli Kültür Partisi izleyicileri az sonra birlikteyiz. TYT ve AYT'ye Soru Kalesi yayınlarıyla hazırlanan ilk girişte kazanın. Yeni nesil akıllı soru bankası föyleri ASF avantajlı fiyatlarıyla seçkin kırtasiyelerde. Evet, değerli Kültür Parti izleyicileri, gerçekten canlı yayında değerli seyircilerimiz
Değerli dostlarımız, değerli başkanlarımız güzel yorumlar yazıyor. Güzel düşüncelerini bizlere ifade ediyorlar. Tabii ki bizler mutlu oluyoruz. Bizler yaptığımız işi bir üst seviyeye çıkarma derdindeyiz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı formatında öğrencilerimize, öğretmenlerimize, dostlarımıza, sosyal çevremize, değerli konuklarımızla yardımcı olma adına yaptığımız bu kültür sohbetleri programında sizin görüşleriniz, sizin yorumlarınız, sizin değerlendirmeleriniz bizler için tabii ki önemli. Biliyorum WhatsApp gruplarından yazıyorsunuz. Biliyorum Telegram gruplarından yazıyorsunuz. Biliyorum VIP gruplarından da yazmaya başladınız. Ama canlı yayında da hem sorularınızı hem değerlendirmelerinizi yazarsanız seviniriz. Daha kaliteli, daha üst düzeyde biz de yayınlar yapmaya inşallah ne yaparız? Çalışırız. Evet, ben tekrardan Bağcılar'a bağlanıyorum. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Fen Lisesi değerli biyoloji uzmanı, değerli arkadaşımız. Aynı zamanda Soru Kalesi yayınları biyoloji soruları üretiyor bize. Biyoloji soru bankaları üretiyor bize. Biyoloji kitapçıkları, föyleri üretiyor. İşte değerli uzmanımız, biyoloji uzmanımız Kubilay Hocam'a, Bağcılar'a bir kez daha ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Değerli Kültür Parkı izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii canlı yayın o kadar hızlı akıyor ki. Ben değerli hocama üçüncü ve son sorumu soracağım. Sizlerin de soruları varsa yorum bölümüne ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Değerli Kubilay Hocam, tabii sizler artık tecrübeli bir öğretmensiniz. Artık eğitim uzmanısınız, biyoloji uzmanısınız. Hem Soru Kalesi yayınlarındaki başarınız hem de Profesör Doktor Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ndeki başarınız hakikaten bizleri de ne yapıyor, mutlu ediyor. Bunu da özellikle seyircilerimle paylaşmak istedim. Şimdi değerli hocam, bir koku hafızasından bahsettiniz. Tabii bazı insanlar kokuyu çok çabuk alır. Bazıları çok benim gibi alamaz ya da almaz. Gerçi ben de şu an alerji rahatsızlığı olduğu için kokuyu hızlıca alıyorum ama hocam bu koku hafızasından biraz daha bizlere bahseder misiniz? Bizlerin anlayacağı dilde bahsederseniz seviniriz. Buyurun değerli hocam. Evet, sizin gibi benim de kokuyla ilgili sorunum var. Ben de alerjik rinit var bende. Ameliyat sonrası benim de kullandığım spreyler olsun, koku almamı bayağı bir engelledi. Şu anda da çok randımanlı değil. Hani ortam kokusunu çok rahat alamıyorum. Hani yakın mesafe alabiliyorum ama ortam kokusunu hızlı bir şekilde alamıyorum. Hani hocam bazılarını alerjik hastalar hızlı alıyor, çabuk alıyor. Bazılarını hiç alamıyor. Sizdeki sorun da bana benziyor galiba. Bendeki sorun ortam kokusunu almıyorum. Hatta bir olayımı anlatayım size ben. Buyurun. Üniversitedeyken köpek balığı inceleyecektik. Arkadaşlar gitti Kadıköy'de alıp köpek balığını almışlar. O da tezgahta çok beklemiş. Aylarca beklemiş. Kokmuş artık köpek balığı. Hı-hı. Adam oradaki satıcı da poşetleyip iyice de ağzını bağlamış kokulu çıkmasın diye. Öyle vermiş arkadaşlara, getirmişler. Yani. Laboratuvara geldi şimdi. Laboratuvar poşeti açtıkları anda herkes dağıldı gitti. Ben başında bekliyorum ama. Hı-hı. Yani bakıyorum etrafa, neden gidiyorsunuz falan diyorum. Kokudan, çünkü aşırı kokuyormuş. Ben ama kokusunu almıyorum. Ben hala başında duruyorum, bakıyorum. Kokusunu almadığım için ben rahatsız olmadım. Sonra işte hocamız da bana görev verdi. Sen dedi köpek balığını, madem kokusunu almıyorsun, sen dedi aç dedi, bize göster dedi. Ben açtım. Tek tek organları çıkardım. Koku da bu arada biraz azaldı açınca. Sonra arkadaşlar tekrar işte laboratuvara geldiler, incelemeye başladılar. Hani faydasını da gördüm yani. Ben görev bana verildi, ben kendim açmıştım. Hafızayla ilişkisine gelelim kokunun. Koku hafızası dediğim gibi daha önce de bahsettim, çok güçlü bir hafıza.
Evet. Özellikle küçükken aldığımız kokuları tutmuyoruz. Yıllar geçse de üzerinden bu bizim zihnimizde. Mesela küçükken annemizin yaptığı bir yemeğin kokusu mesela burnumuzda, onu yıllar sonra şey yaptığım, yıllar sonra aynı kokuyu aldığınızda direkt o günlere gidiyorsunuz. Sizi o günlere götürüyor. Anında o sahne zihninizde beliriyor. Koku hafızası bu şekilde. Sadece tabii koku değil, bütün bir şeyi öğrenmede ne kadar çok duyunu katarsan için içerisine, öğrenmen o kadar çok o kadar iyi oluyor. Mesela Konfüçyüs'ün bir sözü var bununla ilgili. Duyduğumu unuturum, gördüğümü anımsarım, yaptığımı unutmam diye bir sözü var. Yani işte dokunduğunda ellerin deri, dokunduğunda kokusunu aldığında, gördüğünde ne kadar çok duyuna hitap ediyorsa bir olay, o kadar çok zihninde kalıyor, unutmuyorsun. Özellikle yaptığın şeyleri unutmuyorsun özellikle. Koku da bunlardan, dediğim gibi, bir tanesi, en güçlülerinden bir tanesi. Hayvanlarda da koku duyusu gelişmiştir. Şuna da bir örnek vereyim. Almanya'da bir doğalgaz, bir fabrikada doğalgaz borularında kaçak var. Ve dedektörlerle bu kaçakların, işte diyelim ki 150 kaçak tespit ediliyor dedektörlerle. Sonra aynı fabrikaya köpekler getiriliyor. Bunlarla siz bir de köpekleri salalım diyorlar. Ve köpekler o 150'nin üzerine bir 150 tane daha buluyorlar kaçak. Koku, çünkü köpeklerde biliyorsunuz koku olayı çok gelişmiş. Koku alma duyuları çok gelişmiş. Hayvanlarda mesela güvele koku alma duyusu gelişmiştir. Bir erkek güve, dişi güvenin kokusunu 4 kilometre ileriden alabiliyor. Evet. Köpek balıklarında koku duyusu gelişmiştir. Onlar da yine avlarının kokusunu alabiliyorlar. Sudaki titreşimlerini hissedebiliyorlar. Öyle özellikleri var onlarda. Dediğim gibi koku duyusu bu şekilde önemli. Yani hani şey diye düşünürüz. Görmeyen insan acizdir falan. Koklamayan da aciz bir insan bana göre. Çünkü koku da çok önemli. Biz de bir devi koku engellisi olabiliriz yani. Koku özürlüsü olabiliriz. Sevgili hocam, şimdi aklıma küçük bir soru getirdiniz. Bu emniyet teşkilatında özellikle bazı cins köpekler bu narkotiktir, eroindir vesaire vesaire operasyonlarda kullanılıyor. Onlar da koku hafızası daha güçlü o zaman değerli hocam, ben öyle anlıyorum. Koku reseptör, yani burnundaki kokuya duyarlı ve alıcı olan almaçlar diyoruz, reseptör diyoruz. Onların sayısı daha fazla. Daha fazla olduğu için de daha iyi koku arıyorlar. Evet. Evet. Yani bizimki çok daha fazla. Hı hı. Sevgili hocam, verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli teşekkür Kültür Park, değerli Kültür Parkı izleyicileri, az sonra yine birlikteyiz. TYT ve AYT'ye Soru Kalesi yayınlarıyla hazırlanan ilk girişte kazanın. Yeni nesil akıllı soru bankası föyleri ASF, avantajlı fiyatlarıyla seçkin kırtasiyelerde. Evet, değerli Kültür Parkı izleyicileri, hakikaten şu burnumuzun aldığı koku, şu alıp verdiğimiz nefes, hepsi birbirinden o kadar çok değerli ki, hepsi birbirinden o kadar çok önemli ki, yani bir parmağınızı diğerine tercih edebilir misiniz? Mümkün değil, edemezsiniz. İşte biyoloji dersi bu kadar önemli, bu kadar bilinmesi gereken bir ders. Onun için gerçekten öğrencilerimiz olsun, bizler olalım, sosyal çevremiz olsun. Lütfen kendimizi tanıyalım, kendi organizmamızı tanıyalım, kendi enerjimizi tanıyalım, ne olduğumuzu bilelim. Biyoloji öğretmenlerimiz hakikaten bu konuda bize çok önemli bilgiler veriyor. Biz tüm Türkiye'deki biyoloji öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli Kültür Parkı izleyicileri, ben her zaman söylüyorum, bizim konuklarımız önemli ama konuklarımız kadar sizler de önemlisiniz. Sizleri asla unutmuyoruz. Size ne kadar değer verdiğimizi Kültür Park TV yönetimi
ailesi ve çalışanları olarak hepiniz zaten ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Önce gerçi Kubilay Bey'in memleketi de Hatay. Önce Antakya'ya gidiyoruz. Aysel Kartal hanımefendi, iyi akşamlar hocam. Antakya'dan saygılar, selamlar demiş. Allah razı olsun diyoruz. O kültür ve medeniyet şehrine biz de bir başka kültür medeniyet şehri İstanbul'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Kubilay Kurnaz hocam herhalde birisi yorum yapmış ki çok teşekkürler demiş. Aysel Kartal hanımefendi tekrardan Kültür Partisi zaten güzel ve yararlı programlar yapar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bizi bu derece desteklediğiniz ve bize sunduğunuz katkılarınızdan dolayı. Evet. Öğrencim Ebrar Gülay Coşan, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 9. sınıf öğrencim. Kubilay Kurnaz hocam, Kültür Park TV kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Maşallah kanalımızı da ne yapmış? Ebrar Gülay Coşan sahiplenmiş. Zaten bu kanal kim sahiplenirse sahibi odur. Biz bunu her zaman ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Kubilay hocam iyi seyirler demiş. Sağ olun hocam. Size de iyi seyirler. Bursa'ya bağlanıyoruz. Meryem Karahan hanımefendi, hoş geldiniz hocam. Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Oradan Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Profesör Doktor Muhammed Erat hocam. Hayırlı akşamlar. Programı için uzmanımıza ve Mehmet hocaya teşekkür ederim demiş. Allah razı olsun Muhammed hocam. İnşallah Mart ayında da sizi Stüdyo Park'ta ağırlayalım istiyorum. Evet, Çapa'ya gidiyoruz. Şeyh Raşit Camii İmam Hatibi, değerli hocam, ilahiyatçı Osman Gülşen hocam, hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli hocam demiş. Sayın hocam, biz de ellerinizden öpüyoruz. Küçükler olarak siz hocalarımızın, bize bir harf öğreten o hocalarımızın, sizlerin 40 yıl kölesi oluruz. Ellerinizden öpüyoruz. Evet, Yayla Dağı'na gidiyoruz. Baba Hoca Yayla Dağı'na gidiyoruz. İnşallah Şubat ayında da Kadir Oktay hocamla bir yayın yapacağız. Yayla Dağı Kahramanları 2'yi yapacağız. Biz Kadir hocamı da en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. İyi yayınlar demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Ebrar Gülay Coşan hanımefendi, gruptaki herkesi aradım fakat ulaşamadım. Sağlık olsun. Tekrardan hayırlı yayınlar demiş. Kubilay hocasına teşekkürler etmiş. Aysel Kartal Başkan'ın beğeni işareti atmış. İyi seyirler diliyorum demiş Kubilay hocam herkese. Ben de iyi seyirler diliyorum. İzmir'e gidiyoruz. Yine emeği çok olan Gülden Ozan hocamıza değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz Sayın Kubilay hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. Ela Albayrak öğrencim, maşallahı var. 10 parmağında 10 marifet. Çok başarılı bir öğrencim. Hayırlı yayınlar demiş. Biz de iyi seyirler dileyelim. Devam ediyoruz. Aysel Kartal Başkanım, Kubilay Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu verdiği güzel bilgileri bizimle paylaştığı için demiş. Teşekkür ediyoruz. Mithat Nak Beyefendi, değerli yazarım, iyi yayınlar demiş. Herhalde anladığım kadarıyla Soru Kalesi yöneticileri ya da yazarlarından birisi. Melek Üte, evet, Hassa'da Sabah Yıldızı sayfasının yöneticisi. Ben Sabah Yıldızı sayfası yöneticilerine ve değerli hemşerim Melek Üte hanımefendiye, Hatay Hassa'ya selamlarımı gönderiyorum. Hatay'ın eğitimcileri olarak. Mustafa Kandır Bey, harika bir program demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Kemal Yılmaz, iyi yayınlar Kubilay hocama selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Fatih Tekerek alkışlamış. Biz de alkışlıyoruz. Uğur Akkuzu, limbik sistem ile alakalı hocam demiş. Bir sorumuza herhalde cevap vermiş. Mustafa Kandır Bey hep alkış atmış. Alt alta alt alta. Kolay Kimya ünvanıyla selam demiş. Hemen biz video izleme partisi de düzenlemiştik. Mehmet Nur hocam, bol bol hayırlı akşamlar. İyi ki Kültür Parti var demiş. Ramazan Türkmen arkadaşım, Hatay Yayla Dağı'na gidiyoruz.
İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve birçok sayfada hakikaten çok önemli yorumlar vardı. Şimdi tabii ki o sayfalara tek tek girip çıkmayacağım. Bu sayfadan canlı yayın kanalımızda beğeni atan dostlarımızı hızlı bir şekilde sıralayacağım. Osman Gülşen Hocam, Evrar Gülay, Coşan Hanımefendi, Aysel Kartal Başkanım, Meryem Karahan, Gülden Ozan Hocamız, Muhammed Erat Hocamız, eski okulumdan Esenül Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yasemin Yılmaz Öğrencim, Ela Albayrak, değerli eşim Fatma Yaygan Akçimen, Mustafa Kambar Bey, Nuray Kubilay, tam olarak okunmuyor beğenide çünkü, Fatih Tekerek, Sinem Kolsuzoğlu, Oğuzhan Arı çıkmış tabii ki, beğeni atınca arkadaşım olmadığı için tüm isim gözükmüyor. Tuğran Kala hocamız, Hatay İmam Hatip Lisesi'nin emektar hocalarından, Hatay İmam Hatip Lisesi arkadaşlara selamları iletiyorum. Kendi köyüme gidiyorum. Değerli komşum Sakine Sunaç hanımefendiye selamlarımızı gönderiyorum. Gökhan Göl bölümü çıkmış. Şevket Tırıl Bey, Mesut Güven, Uğur Akkuzu, Melek Üte hanımefendi, Mehmet Kağası çıkmış. Uzatırsak evet, Mehmet Kandır, Muhsin Metin, direkt profiline atıyor. Mithat Nak Bey, Ali Kemal Yılmaz, bu değerli seyircilerimiz de ne yapmış? Bunlar da beğeniler atmış. Evet, yorum atan değerli dostlarımız devam ediyor yorumlarını atmaya. İnşallah biz bir kez daha Bağcılar'a gideceğiz. Ve programın sonuna geldik. Program çok da uzasın istemiyoruz. Biliyorum ki programın uzamasından yanasınız. Biliyorum ki o bakışlarınızdan onu anlıyorum. Zaten bir saati geçmemesine çalışıyoruz. Ama şu an zaten bir saati geçmiş durumda programımız. Gülden Ozan hocamız, izninizle bir bilgi de ben vermek istiyorum. Beynimiz yaklaşık 12-25 watt elektrik üretir diyor. Bu da bir ampulü aydınlatmaya yetecek kadar güç demektir. Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz en azından bu bilgiyi sınavlarda ne yaparlar? Kullanırlar. Ve değerli Kültür Parkı izleyicileri, haftaya yine bu stüdyoda yine çok önemli bir konu ağırlayacağız. Haftaya hatim programımız olacak. Malum biliyorsunuz koronadan dolayı hem bizim hem değerli konukların anneleri, babaları, yakınları diyelim kısacası rahmetlik oluyor. Biz de değerli dostlarla beraber geçen ay hatim programı biri düzenlemiştik. Bu ay ikiyi düzenleyeceğiz inşallah. Ölmüşlerimize bol bol rahmet göndereceğiz. Onun için haftaya kimi konuk edeceğiz? Belen müftümüz, Hatay Belen müftümüz, Mehmet Selik Doğru müftümüzü konuk edeceğiz. Ve beraberinde eş zamanlı olarak İstanbul'dan ise Kültür Park TV platformu başkanı Mehmet Esen hocamızı da haftaya Stüdyo Park'ta inşallah konuk edeceğiz. Ben tekrardan Bağcılar'a gidiyorum ve Bağcılar'dan sonra inşallah ne yapacağız? Yayını kapatmış olacağız. TYT ve AYT'ye Soru Kalesi yayınlarıyla hazırlanan ilk girişte kazanın. Yeni nesil akıllı soru bankası föyleri ASF avantajlı fiyatlarıyla seçkin kırtasiyelerde. Evet, değerli Kültür Parkı izleyicileri, canlı yayınımız hızlı hızlı devam ediyor ve son noktaya, son bölüme geldik. Soru Kalesi yayınları değerli uzmanı, çok değerli hocam Kubilay Kurnaz hocamla sohbetimizi bitirdik gibi bir şey. Ama ben değerli hocamıza Kültür Park TV'nin çalışmaları, Kültür Park TV'yi nasıl algılıyor? Değerli hocamın biyolojik yapısı bizimkinden daha güçlü.
bu işi de bilen bir hocamız olduğu için özellikle biyolojik yönünü de sormak istiyorum. Değerli hocam, Kültür Partili sizin için ne ifade ediyor? Buyurun. Şimdi öncelikle emeğinize sağlık, sizin emeklerinize, elinize diyeyim sağlık. Büyük emek sarf ediyorsunuz yayıncılık adına. Her geçen gün kendinizi geliştiriyorsunuz. Gerek işte yeni kullanılan teknikler, sistemler her geçen gün kendini geliştiriyor. Aldığınız konuklar, konularınız, hepimizi ilgilendiren meseleler bunlar. Hepimizi ilgilendiren meseleler. Bunları keyifle dinliyoruz, ilgiyle izliyoruz, dinliyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, yeni bilgileri almaya çalışıyoruz. Çok değerli konuklarınızdan çok değerli bilgiler ediniyoruz. Kültür Park TV'nin bu hizmetleri bizim için çok önemli. Ben elimden geldiğince röportaj yaptığınız sunumları izlemeye çalışıyorum. Notlar alıyorum. Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Kendim bundan feyiz almaya çalışıyorum. Tabii eğitim adına Kültür Park TV'nin de büyük hizmetleri var. Sonuçta biz hepimiz eğitimciyiz. Bunlarla ilgili hizmetlerimiz var. İşte çocuklara okulda tabii ki derslerde hep anlatıyoruz. Hep belli başlı konuları anlatıyoruz. Biraz daha bunların dışına çıkıyoruz burada. Bu benim için de iyi oldu. Hani standart bilgiler, hep anlattığımız bilgiler yerine biraz daha ilginç bilgiler vermeye çalıştık. Diğer gelen konuklarımız da aynı şekilde ilginç bilgiler veriyor bize. Sevgili hocam, şunu sorayım bu arada. Biz bilgiyi sohbet tarzında vermeye çalışıyoruz. Malumunuz edebiyatta sohbet diye bir konu var, bir anlatım yöntemidir. Bir öğrenciye daha kolay, daha eğlenceli, daha belki tiyatro gibi de diye düşünebilirsiniz. Yani bilgiyi sohbet tarzında vermeye çalışıyoruz. Acaba bu açıdan doğru mu yapıyoruz? Buyurun. İnsanın diğer varlıklardan ayıran şey konuşma demiştik. Konuşmanın da sebebi iletişim demiştik. Şimdi insan iletişime açık algıları. Yani etrafında bir iletişimle ilgili bir olay olduğu zaman hemen kulak kesiliyor. Çünkü onun yolu bu. Yani kendi de işte ilk mesela iki kişi konuştuğunda mutlaka hani şimdi benzetmek gibi olmasın, mesela iki kişi dedikodu yaptığında da üçüncü kişi hemen gelip nasıl bir kulak kesiliyorsa ona benzer bir durum. Tabii biz dedikodu yapmıyoruz da burada. Bizim anlattığımız çok daha önemli gerçek bilgiler. Sonuçta iki kişi konuştuğu için çocuklara tabii ki bu daha çekici geliyor, daha ilginç geliyor. Onlara kulak misafiri olmak gibi oluyor. Çünkü direkt birine monolog anlattığın zaman bir yerden sonra kopuyor olay ama İki kişi kendi arasında konuşuyorsa sohbet tarzında bu çok daha çekici geliyor insanlara. Onları dinlemek çok daha çekici geliyor. Çünkü bir de bir kişinin sahip olduğu bilgiyle iki kişi, üç kişi olduğunda daha fazla bilgi, beyin fırtınası diyoruz biz buna. Yani iki, üç kişi olduğunda daha fazla bilgi akışı oluyor. Birinin düşünmediğini diğeri düşünüyor, diğeri soruyor ona. O sorunca diğeri cevap veriyor, eksik kaldığı yerde diğeri onu tamamlıyor. Bu şekilde daha verimli bilgi verildiğini düşünüyorum. Sohbet tarzında daha iyi bilgi verildiğini düşünüyorum. Daha hatasız. Yani değerli uzmanım, yaptığımız işin doğru olduğunu söylediğinizi ben anlıyorum ve algılıyorum. Size değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi daha önce de konuk etmiştik. Hakikaten değerli hocamın Kültür Partili'ye katkısı çok fazla. Biz Kubilay hocamıza son kez, son cümleleri için bir kez daha dönüyoruz. Hocam son cümlelerinizi alalım ve yayını kapatıyoruz. Buyurun hocam, son cümleler. Ben daha önce dediğim gibi sizin yayınlarınızı takip ediyorum. Çok memnunum. Bildiğiniz yoldan devam edin diyorum böyle. Ve ben faydalanmaya devam edeceğim sizden. İzlemeye devam edeceğim. Dediğim gibi... Sizleri izlemeye devam edeceğim. Evet. Oldu hocam. Zaten amacımız ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsak o kadar daha faydalı yayınlar yaptığımızın hissine, hissiyatına ve düşüncesine kapılırız diye düşünüyoruz.
Zaten üçüncü yılı. Ben daha da gelişeceğini, büyüyeceğini düşünüyorum. İnşallah evet. Çok daha geniş kitlelere ulaşacağız. Değerli hocam, üçüncü yılımızdayız. Ekrana, canlı yayına aldığımız konukların kalitesine baktığınız zaman, onların vermiş olduğu bilgilere baktığınız zaman hakikaten bunlar da bizim yaptığımız çalışmaların boşuna gitmediğini gösteriyor. Ben size ve tüm konuklarıma bir kez daha Beylikdüzü'nden, Stüdyo Park'tan bir kez daha ne diyorum? Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sevgili dostlar, değerli Kültür Parti'li izleyicileri, neydi bizim son sözümüz? Kültür Parti'li de kalın, kültürlü kalındı. Allah'a ısmarladık. Thank you.